İşin doğrusu dünyada bir iman ve imansızlık mücadelesi var. Temelde budur. Yüksek imanla derin imansızlık çatışıyor şu an. Yani şiddetli derin imansızlıkla, mesela şiddetli derin imansız dünyada belki birkaç kişi var şu an. Şiddetli derin imanlı da birkaç kişi var işte Mehdi, İsa Mesih, Hızır gibi şahıslar. Ahir zamanın deccalları da çok şiddetli imansızlığı temsil ediyor. Onların peşinden imanı zayıf olanlar yahut imanını kaybetmiş olanlar gidiyor. Mehdi'nin arkasından da İsa Mesih'in arkasında imanı esas alanlar peşinden geliyorlar. Şu an o mücadele var. Güneydoğu'daki olayların da kökeninde yine imansızlıkla iman mücadelesi var. Abdullah Öcalan'ın bir konuşmasını bana gösterdiler akşam. İmanını nasıl kaybettiğini, nasıl bir iman mücadelesi verdiğini de anlatıyor. Yani iman etmek istiyorum ama diyor, edemiyorum diyor. O yazıyı bana bir getirsinler. Yalnız şaşılacak bir şey var. Derin imanlı insan sayısı dünyada çok az olur. Ya birkaç tane oluyor. 2-3 tane. Aa. Mesela Tevrat'ta da ona dikkat çekilmiştir. 11 kişi olun diyor, dünyaya hakim edeceğim diyor Allah. Evet. 11 kişi ya. Sırf 11 kişi olsun hakim edeceğim dünyaya diyor. Maşallah. Mesela Mehdi'nin işte 9 talebesi var. İlk şeyinde açıklama 9 tane. Mehdi ile 10'dur. Hızır'la 11. İnşallah. Dünya hakimiyeti oluyor. İsa Mesih ile 11. Dünya hakimiyeti oluyor. Görünmeyen Hızır, görünen İsa Mesih'tir. 11 kişiye dünya hakimiyeti. Tevrat'ın işaret ettiği odur. Maşallah. Evet.